Hemen paylaşalım Muratçığım, buyurun. Şimdi Erzincan'da maden faciası yaşandı efendim. 667 işçinin çalıştığı altın madeninde bir toprak kayması meydana geldi. O dakikadan itibaren 9 işçiden haber alınamıyor maalesef. Ekipler işçilere ulaşmak için seferber oldu. Tam 827 personel şu an çalışmalarını arama kurtarma görevlileri sürdürüyorlar. Yayınımız boyunca devam edecek. Tabii ki son gelişmeleri de takip edeceğiz. Ancak görüntüler... Görüntüler inanılmaz yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Lütfen izleyin. Facia böyle geldi. Tonlarca toprak bir anda kaymaya başladı. Mesaideki altın madeni işçileri dehşeti yaşadı. Maalesef 9 çalışanımızdan haber alınamıyor. Onların bu toprak kaymasının altında kaldığı değerlendiriliyor. İşçiler Çöpler Köyü'ndeki özel bir firmanın altın madeninde mesaideydi. Bir anda kopan gürültüyle felakette geldi. Tonlarca toprak kaymaya başladı. 667 maden işçisinin 9'undan haber yoktu. Vakit kaybetmeden arama çalışmalarına geçildi. Çevre illerden de kurtarma ekipleri yola çıktı. Havadan karadan zamanla yarış başladı. Şu anda 400'ün üzerinde orada bir araya gelen ve arama kurtarma ile ilgili çalışanlarımız var. Saatler geçti ama henüz kayıp işçilerden bir ize ulaşılamadı. Onların yakınlarına ve mesai arkadaşlarına ve ülkemize bu arama kurtarma çalışmalarına güzel bir haber, hayırlı bir haber veririz diye dua ediyoruz. Facia ile ilgili adli soruşturma başlatılırken 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ciddi bir facia. Tabii ki dileğimiz, en büyük dileğimiz, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Evet. 9 işçimizin de sağlıklı bir şekilde kurtarılması. Zira geceden itibaren, bu olay yaşandığından itibaren de bütün bu çalışmalar devam ediyor. Fakat tabii görüntüler o kadar ama toprak kaymaları ya da maden göçükleri böyle oluyor aşağı yukarı ya, baktığımız zaman maalesef ki. Ama alarm üstüne alarm vermiş. Daha evvelinden de yapılan açıklamaları ve görüntüleri ve serzenişleri çokça fazla dinledik. Özellikle bu hadiseden hemen sonra maalesef. Şimdi biz söylemiştik, biz bu uyarıları yapmıştık diyen mesela orada bir araç gidiyor mesela Murat. O aracın giderken nasıl toprak altında kaldığını o anda görüyoruz. Yani bu görüntülerle beraber baktığında işte şu halka içerisinde giden bir araç uzaktan çekilen görüntüyle beraber ciddi bir facia. Uyarılar yapılmış olmasına rağmen dikkate alınmadı mı, yoksa doğa felaketlerinin önüne bir yere kadar mı geçilebiliyor? Bütün bunlar tabii ki tabii düşünülecek. Yani adli soruşturma başlamış. Dikkate alınıp alınmadığı, yani tamam herkes buradan açık ve net bir şeyler söyleyebilir ama 4 tane Cumhuriyet Savcısı herhalde bu konuyu da açık ve net bir şekilde didikleyecektir tabiri caizse. Çevre felaketi de tabii bir anlamda ciddi bir sıkıntı. Tabii. Nehre ulaşır mı ulaşmaz mı, siyanürden bahsediyoruz çünkü. Kimi yorumlar gerçekten ooo dedirtecek türde. Arkadaş çekerken bir ıslık çalıyor. Hani o gibilerinden. Ve bir taraftan da sağanak yağış beklentisi var. Evet, özellikle bugün. Bir uyarı. Evet, yüksek kesimlerde karla karışık ama sağanak yağışın da olabileceği ifade ediliyor. Hani sorumluluk ya da sorumsuzluk var mı yok mu, usulüne uygun yapılmış mı bazı şeyler, denetleme, güvenlik belli ki bir sıkıntı mı ama hani denetleme bu süre içinde oldu mu olmadı mı, bütün bunlara işte adli soruşturma başlatıldığı için hep beraber göreceğiz, devam da edecek. İnşallah tez zamanda da yakınlarına özellikle buradan sabırlı olmalarını diliyoruz. İnşallah tez zamanda bulunacak işçi kardeşlerimiz. İnşallah bir daha olmaz bu tür hadiseler. Tekrarı olmasın, tekrarı yaşanmasın. Büyük geçmiş olsun.